Yeniden merhaba, kanalıma ilk defa gelenler için ben aşkım. Her hafta düzenli video içeriği yüklüyorum. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve küçük zilden bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyerek bugünün videosuna geçiyorum. Kanalımı uzun zamandır takip edenler biliyor, aralarda makyaj koleksiyonumu temizleme videoları çekiyordum. Fondötenleri, allıkları, pudraları, far paletlerini çektim. Şöyle yapıyorum, teker teker ürünleri yorumluyorum. Bunu beğendim, bunu niye beğenmedim, az kullanıyorum. Verilecekler, atılacaklar, hiç kullanmadığım ürünleri de sizlere hediye ediyorum. Böyle bir seriye çevirmiştim. Geçen akşam fırçalarımı yıkarken ne kadar çok oldukları tekrar dank etti kafama. Dedim yok, bunların da bir elenmesi gerekiyor. Fırça yıkamaktan çok hoşlanmadığım için elimde seçenek olsun, her hafta değil de 3 haftada bir, ayda bir fırça yıkayayım diye en azından piyasada iyi olduğunu duyduğum bütün fırçaları almışım. Ama aslında her gün makyaj yaptığınızda bazı favorileriniz oluşuyor ve %99 o fırçaları kullanıyorsunuz. Makyaj fırçalarında da artık seçenekler o kadar çoğaldı ki kafanız karışıyor olabilir. Kimi markalarda çok çok pahalı ama muadil bir fırçayı 5'te biri, 10'da biri fiyatına bulabiliyorsunuz. 10 sene önce böyle değildi. Çok sayılı marka kaliteli fırça yapıyordu. Günümüzde işler biraz değişti. Elimde çok farklı markadan fırça var. Hem ürünleri yorumlayayım, İleriki alışverişlerinizde, ihtiyaçlarınızda benim yorumumu da belki göz önünde bulundurursunuz. İlginizi çekeceğini düşündüm. Lafı uzatmadan şurada fırçaları ayırdım. Hep beraber koleksiyonumdaki makyaj fırçalarını temizleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi fırçaların hepsini masanın üstüne yaydım. Hepsini bir güzel yıkadım geçen gece. Teker teker elemeye başlayacağız. Açılmamış ambalajında olan fırçalar da var. Onlar burada. Fırçalar için iki tane akrilik kutum var. Bir tanesine gündelik kullandığım fırçaları koyuyorum. Bu masamın üstünde duruyor. Kalan fırçaları da buna koyacağım. Fırçaları yorumlamaya başlayacağım. Kategorileri ayıracağım. İşte fondöten fırçaları, allık fırçaları, pudra fırçaları, göz fırçaları diye. Öyle yorumlamak ve elemek hem daha kolay olacak hem sizin daha çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi ilk olarak fondöten fırçalarıyla başlayacağım. İki tane aynısından var. Real Techniques'in buffing brushları. Bir tanesini saklayacağım. Diğerini arkadaşıma vermek üzere ayıracağım. Zoeva'nın bir fırçası var. 102 numara. Bu da çok güzel bir fondöten fırçasıdır. Daha yuvarlak başlı, sentetik bir fırça. Bunu saklayacağım. NYX'in Pro serisinden şöyle yuvarlak, çift kıllı bir fırçası var. Fondöten sürerken ben de biraz çizgi çizgi yaptı ve fondöteni çok çok inceltti. Çok memnun kalmadım. O yüzden bunu da verileceklere ayırıyorum. Elimde şu tarzda biraz daha yağlı boya fırçalarına benzeyen fondöten fırçalarından çok var. Hepsinin formu aynı. Şu L'Oreal'in ki markadan gelmişti, hiç kullanmadım. Bunu sizlere vermek üzere ayırıyorum. Body Shop'unkini de çok kullanmadım. Bunu da arkadaşlarıma vermek üzere ayırıyorum. Elimde Bobbi Brown'un fondöten fırçası. MAC'in 190'ı. Bir de NYX'in yine Pro serisinden fırça var. NYX'inkini FX makyajlarında kullanmak için saklayacağım. Diğerleri de yedekli olsun. Biri kirliyken diğerini kullanırım diye bu ikisini de saklayacağım. Catherine Arley'in şöyle. İkisi de aslında Kabuki fondöten fırçası olarak geçiyor. İki tane fırçası var. Bunları da hiç kullanmadım. Bunları da verilmek üzere size ayırıyorum. Yine Body Shop markasının fondöten fırçası, Kabuki fırçalardan. Benzeri Sigma'da olduğu için bunu da verilmek üzere size ayırıyorum. Bunu da kullanmadım. Şimdi elimde iki tane MAC'in 187'si var. İlk satın aldığım fırçadır bu. Herhalde 12-13 sene oldu. Bunları saklayacağım. Kısa olanı seyahatlerde yanıma alıyorum ya da gün içinde çantama atıyorum. Bunlar da kalıcı. Henüz bir kere kullandım. Çok memnun kalmadım ama belki bir videoda kullanırım. Bunu saklayacağım. Bir başka fırça Beauty Rush diye yerli bir fırça markasının sentetik kıllı fırçası. Dibinde mıknatıs var. Şöyle bir tabu vardı. Fırçalar ayakta durabiliyor. Açılı güzel olduğu için bunu da saklayacağım. Krem kontürü yapmakta, bu dağıtmakta güzel olabiliyor. Elimde şu kadar Sigma'nın Kabuki fırçası var. Uzun zamandır kullanmıyorum. Yine bir tanesinden iki adet var. Birini hiç kullanmadım. Bunu da sizlere göndermek üzere ayırıyorum. Elimde bir de Sigma'nın 3D HD Kabuki fırçası var. Şöyle iki tarafı da açılı bir fırça. Çok işlevsel gelmedi bana. Kıl kalitesi iyi ama çok elimin gittiği bir fırça olmadı. Bunu da arkadaşlarıma vermek üzere ayırıyorum. MAC'in 130 numaralı fırçası. 187'nin küçük kardeşi olarak düşünebilirsiniz. Kılları biraz daha sık. Böyle
bölgesel kapatıcı uygulamakta, kontür rengi, krem kontürü uygulamakta çok başarılı. Kremallıkta da kullanabiliyorsunuz. Bunu saklıyorum. Real Techniques'in bir fırçası daha var. Bu biraz bana sümük gibi gelen fırçalardan. Kılları çok yoğun değil. Daha doğrusu uç taraftaki kıllar çok yoğun değil. Bana çok işlevsel gelen bir fırça değildi. Bayağı zamandır elimde birazcık tüyleri yapışmış durumda. Bunu atacaklara ayırıyorum. Şu biraz daha göz altına kapatıcı da uygulayabileceğiniz yuvarlak gelen bir fırça. Bu güzel. Bunu saklayacağım. Açılı gelenin kodu F84. Düz olanınki F80. Biraz daha yuvarlak gelenin kodu da F82. Dönem dönem arada kirli fırça olduğu zaman kullanıyorum. Sigma'nın fırçalarını severim. Ben bunları saklayacağım. Bu arada hiç kullanmadığım, elimde çok alternatif olan formda Naskita'nın ve Eclipse'in fırçaları var. Bunları hiç açmadan paketleriyle size gönderileceklere ayırıyorum. Biraz alternatif şekilde fırçalara geçelim. Şunu bir videoda kullanmıştım. Balık fırçalar diye bir video çekmiştim. Çok elimin gittiği bir fırça değil. Arkadaşımın denemesini isterim. Ama uzun zamandır ben de çok da kullandım. O yüzden arkadaşlarıma verileceklere ayırıyorum. Şöyle bir fırça sünger almıştım. Değişik fırçaları incelediğim bir video olursa bunu kullanırım. Bunu da saklayacağım. Şu kaşık fırçalar bir ara çok popülerdi. Hatırlarsanız herkes YouTube'da videolarını çekiyordu. Ben de 2 sene önce inceleme videosunu çekmiştim. Sonra markalardan da geldi. Bir tanesi ruj uygulamak için, bir tanesi far, bir tanesi eyeliner uygulamak için. Hiç denemedim. Yine ilginç ürünleri inceleme videosunda deneyebilirim. O yüzden bunları da saklayacağım. Catherine Arlay'in fırçalarını hiç kullanmadım ama fırça kılı ele çok güzel geliyor. Bunları da size gideceklere ayırıyorum. Şu ikisinin çok formu birbirine yakın. Bunu da arkadaşlarıma verilecekleri ayırıyorum. Şu ikisini saklıyorum. Bir de şöyle bir Elf'in aparatı vardı. Aslında bu fırça sayılmaz da göz makyajını daha kolay yapmanızı sağlayan bir aparat. Bu da değişik bir şey. Bunu da saklayacağım. Şimdi pudra fırçalarına geçelim. Gene Real Techniques zamanında popülerken çok aldığım fırçalardan biri. Allık fırçası olarak geçiyor ama ben bu tarzda fırçaları bronzer için de kullandığım oluyor. Şunun formu daha hoşuma gidiyor. Daha allık uygulamaya uygun. Bunu saklayacağım. Diğerini multitask fırçasını arkadaşlarıma verileceklere ayırıyorum. Aynı şekilde büyük powder brush'ı ve blush brush'ı var. Allığı vermek üzere ayırıyorum. Pudrayı saklayacağım. Aynı fırçadan bir tane daha var. Bunu da verilmek üzere ayırıyorum. Bu da Real Techniques'in bir seride çıkardığı kontür fırçası olarak geçiyor ama ben bunu daha çok aydınlatıcı sürmekte kullanıyordum. Bunu da saklayacağım. Bir tane daha hiç kullanmadığım Catherine Arlay'in sentetik fırçası var. Bunu da sizin için ayırıyorum. Bu da güzel pudra fırçalarından biri. Demin bahsettiğim Beauty and Rush markasının kıl şeyi güzel, sentetik bir fırça. Bunu da saklayacağım. Real Techniques'in Gold serisinden böyle biraz ahı gitmiş, vahı kalmış bir fırça var. Bunu dekolte bölgeme vesaire bronzer sürmek için kullanıyorum. Bunu da saklayacağım. Şöyle bir NYX'in tutma yerli gene Pro serisinden 21 numaralı pudra fırçası. Sentetik, kılları o kadar yumuşak ki bu çok sevdiğim bir fırça benim. Bunu da saklayacağım. Çok duymadığınız bir marka olabilir. Japonesk diye bir fırça markası. Kısa tutma yerli böyle seyahat boyu fırçalar üretiyor. Bunlar seyahatte benim için çok pratik oluyor. Allık fırçası var, geniş kabukisi var. Bunların göz farları içinde olan var. Onları da gösteririm. Bu seyahat fırçalarım arasında gündelik olarak çok kullanmıyorum ama seyahate giderken bunları yanıma alıyorum. MAC'in en sevdiğim fırçalarından biri 150 numara. Sevdiğim bir fırça bu. Bunu saklayacağım. İki tane daha fırçam var. Biri NYX'in, biri Real Techniques'in. İkisinin de kılları, özellikle NYX'in kılları çok yumuşak. Güzel bir fırça ama elimde çok pudra fırçası var. Bu ikisini de verileceklere ayırıyorum. Şimdi gelelim kontür fırçalarına. Bu ürünleri hatırlarsınız belki. Orijinal ürünlerle sahte ürünleri karşılaştırdığım bir video çekmiştim. Sahtesini atıyorum. Orijinalini saklayacağım. Real Techniques'in çıkardığı seride bir de kontür fırçası vardı. Kontür fırçası için bence biraz fazla yoğun. Çok sevdiğim bir fırça değil. Kullanım alanı kendimde bulabildiğim bir fırça değil. Bunu da verilmek üzere ayırıyorum. Kontür uygulamasında en çok sevdiğim iki fırça. Biri Zoeva'nın 109'u, diğeri de MAC'in 109'u. Biri biraz daha böyle küçük top şeklinde, diğeri de yanak bölgesine kontürü çok güzel oturtuyor. Hepsi gitse şu ikisi yeterli olur aslında benim için. Gündelik bazda kullandığım çok sevdiğim iki fırça. Aynı tarzda Body Shop'un bir kontür fırçası
fırçası var. Elimde çok fırça olduğu için bunu da hiç kullanmadım. Size vermek üzere ayırıyorum. Yine bir kontür fırçası. Naskita'nın 219 numarası. Kıl yapısı çok güzel ama kontür uygulamak için bana biraz fazla yoğun geliyor. İster istemez elinizin ayarı kolay kaçabiliyor bu tarz yoğun fırçalarda. Benim çok sevdiğim bir fırça olmadı. Aslında formu şeyi çok estetik. Bunu da verilmek üzere ayırıyorum. Bir başka sevdiğim kontür fırçası Mac'in bu 109'una çok benziyor aslında. Real Techniques'in kontür fırçası. Biri kirli ise diğerini kullanıyorum. Bu da sevdiğim bir fırça. İki fırçam kaldı. Mac'in 169 numaralı fırçası. Bu sadece krem kontür yapmak için kullanılan bir fırça. Çok yoğun, çok ince. Bununla kontür rengini yüzünüze oturtup dağıtabiliyorsunuz. Değişik özel bir fırça olduğu için bunu saklayacağım. Mac'in gene bu tutma yerli fırçalarından. Mac'inkine göre biraz daha etli, biraz daha yumuşak bir fırça. Bu da çok muadili olmayan bir fırça. Bunu da saklayacağım. Şimdi kapatıcı fırçalarına geçtik. Formu çok farklı kapatıcı fırçaları var. Kimileri gözaltı için, kimileri yüzde başka bölgeleri kapatmak için. Sırayla bakalım. En son aldığım fırçalardan biri Morphe'nin E45 fırçası. Gözaltı için biraz kalın, gözaltına oturtmak için ama burun çevresiydi, dudak çevresiydi. Lokal kapatmak istediğiniz yerleri çok güzel kapatıyor. Yine benzer formda 4 tane fırça var. Boya fırçasına benzeyen fondöten fırçalarının küçüğü olarak düşünebilirsiniz. Bunların içinde en sevdiğim şu Sigma'nın kapatıcı fırçası. F75 fırçası. Gözaltına çok güzel oturuyor. Bunu çok severek kullanıyorum. Sigma'nın biraz daha geniş F65 fırçası var. Bunun da formu çok güzel. Tamamen sentetik fırçalar. Kapatıcılar daha yoğun ürünler olduğu için çok çok kolay temizlenen fırçalar. Real Techniques'inkini ayıracağım. Şu küçük olanı NYX'in bu B11 fırçası. Primer fırçası diye geçiyor ama ben kapatıcı uygulamakta kullanıyorum. Bu da seyahat boyu olduğu için bunu da seyahatlerde yanıma alıyorum. Bu üçünü de saklayacağım. NYX'in Pro serisinden 26 numara. Bu daha geniş bir fırça. Şöyle genişleri göstereyim size. Biri Sigma'nın 26 numarası, diğeri Elf'in kapatıcı fırçası, Beauty and Rush'ın fırçası ve Real Techniques'in Crease Brush'ı. Bu bence far sürmeye uygun bir fırça değil. Ben bununla far bazı uygulamayı seviyorum. Bunu saklayacağım. Beauty and Rush'ın fırçasını çok kullanmadım. Bunu da verileceklere ayırıyorum. Elf'in fırçası da formu biraz Morphe'ninkine benziyor. Bu da güzel. Bunu aslında göz altına kapatıcı üstüne pudra uygulamak için formu çok uygun. Bunu da o yüzden kullanıyordum. Yine formu birbirini andıran 4 tane fırça var. Biri Sigma'nın P82'si. Diğeri NYX'in 06'sı. Sigma'nın fondötenin kapatıcı fırçası bu. 3D HD fırçası. Bunun da formu şöyle iki açılı. Değişik bir fırça. Bunu saklayacağım. Şu yuvarlak olana ihtiyacım yok. Bunu verileceklere ayıracağım. Bu açılılar göz altında daha iyi göz çevresine oturduğunu düşünüyorum. Bunu ayırıyorum. Diğerlerini saklıyorum. Gelelim aydınlatıcı fırçalarına. İçlerinde herhalde en az kullandığım buydu. Biraz daha şans vereceğim ama kendi aydınlatıcı ile o sarı aydınlatıcıyla kullanınca bir daha hiç elim gitmedi. Çok zorunlu bir form olduğunu düşünmüyorum ama gene de farklı olduğu için saklayacağım Rihanna'nın bu aydınlatıcı fırçasını. Dün elim yandı, tencereye değdi. Kötü gözüküyor ama yapabileceğim bir şey yok. Aydınlatıcılarda en sevdiğim fırça Zoeva Cosmetic'in 134 numarası. Harika bir fırça. Yeni yıkadım. Tertemiz, cici gözüküyor. 3 senelik bir fırça. Hiç formunu kaybetmedi. Zoeva'nın fırçalarını çok seviyorum ben. En sevdiğim aydınlatıcı fırçası budur. Benzer yelpaze formunda 2 tane fırçam var. Biri Coastal Scents'in, diğeri de Flormar'ın. Çok çok eski zamanda almıştım bunu. Kullanmıyorum. Bir arkadaşıma vermek üzere ayıracağım. Bunu da Flormar'ınkini de vücuduma böyle renkli, biraz daha simli bronzer sürerken kullanıyorum. Bu da güzel bir fırça. Fan fırçalarıyla devam edeyim. Benim yine en çok sevdiğim Zoeva'nın 129'udur. Bunu kendim satın almıştım. Bu ikisi marka gönderisiydi. Biri Body Shop'un fan fırçası, diğeri de Beauty and Rush'ın. Bu ikisini de çok kullanmıyorum. Bunları da verilmek üzere ayırıyorum. Bir diğer fırçam, ben bunu aydınlatıcı sürmekte kullanıyorum. Mac'in 159'u. Bunu krem allıkta da kullanabilirsiniz. Aydınlatıcıda, krem ürünlerde özellikle kılları uca doğru inceldiği için çok güzel sonuç veriyor. Formu da böyle ince. Allık kullanmaya bile çok uygun.
uygun. Sevdiğim bir fırça. Bunu da saklayacağım. Bu fırçanın herhalde bir 4-5 senesi var. Sigma'nın F35 fırçası. Aydınlatıcı fırçası. Zaman içinde biraz formu bozuldu. Ama aydınlatıcı da ucu sivrildiği için hala güzel sonuç veriyor. Bunu da saklayacağım. Real Techniques'in herhalde en çok sevdiğim fırçalarından biri. 2 tane almıştım. Sette gelmişti. Setting fırçası. Özellikle göz altına toz pudra uygulamak için birini kullanıyorum. Diğeriyle de kontür denemesi yapmıştım. Kontürde de çok başarılı olmuştu. Bu ikisini de saklıyorum. Şimdi çok amaçlı hem kontür hem allık uygulayabileceğiniz fırçalara geldik. Allıkta uzun zamandır severek kullandığım bu Zoeva'nın 126 numarası. Bunu çok çok severek kullanıyorum. Allık fırçası olarak satılıyordu ama ben bronzer uyguluyorum, allık uyguluyorum, aydınlatıcı uyguluyorum. Wet n Wild'ın bir koleksiyon fırçasıydı. Bu çok güzel bir fırçadır. Bunu da saklayacağım. Formunun yakın olduğu bir başka fırça da Bobbi Brown'un Sheer Powder fırçası. Bu da bronzer, allık vesaire çok amaçlı ürünlere uygulayabileceğiniz bir fırça. Bunu da çok seviyorum. Bu ikisi kalıyor. Elf'in bir fırçası var. Blush brush'ı. Elimde çok allık fırçası var. Buna ihtiyacım yok. Bunu da verilmek üzere ayırıyorum. Bir diğer severek kullandığım fırça da MAC'in 129'u. Bu da aslında allık fırçası olarak geçiyor ama bronzer da uyguluyorum. Başka ürünleri de uyguluyorum. Naskita'nın bir fırçası var. Aslında kıl yapısı, tutma yeri çok şık, çok zarif, güzel duruyor. Ama elimde çok fırça olduğu için bunu da kullanmadım. Bunu da size gideceklere ayırıyorum. Devam edelim. Bu da Beauty and Rush'ın biraz babaların tıraş öncesi yüzlerini köpürttükleri fırçalara benziyor. Çok kullandığım bir fırça değil. Arada birkaç kere denedim. Bunu da arkadaşlarıma vermek üzere ayırıyorum. NYX'in 05 numarası. Zaman zaman aralarda kullandım ama çok kullandığım bir fırça değil. Bunu da verileceklere ayırıyorum. Sigma'nın ve MAC'in benzer formda şöyle iki fırçası var. MAC'inki 168, Sigma'nınki de F40. Formları çok benziyor birbirlerine. MAC'inki natural kıllı, Sigma'nınki sentetik kıllı. Bununla kontür uygulayabilirsiniz, allık uygulayabilirsiniz, bronzer uygulayabilirsiniz. Bu ikisi de çok sevdiğim fırçalardan. Makeup Akademi'nin bir fırçası. Kılları sentetik, evet sentetik, bir sürü güzel fırça var. Ama çok böyle Barbie bebek saçı gibi bir sentetik. Sentetiği hoşuma gitmedi benim. Aslında yeni sayılabilecek bir fırça. Bunu da verileceklere ayırıyorum. Body Shop'un gene bir açılı fırçası var. Bunu da hiç kullanmadım. Bunu da size gideceklere ayırıyorum. Zoeva'nın bir fırçası var. Diğer fırçalar gibi favorim değil ama bu markanın fırçalarını seviyorum ben. Bunu saklayacağım. Sigma'nın F55 fırçası. Krem allığı daha iyi uygulayan başka bir ürüne denk gelmedim. Çok sevdiğim bir fırçadır. Bu da kalacak. Klinikten bir fırça gelmişti. Hiç ambalajını bile açmadım. Bunu da arkadaşlarıma vereceklere ayırıyorum. Elf'in iki fırçası var. Bu MAC'inkilere benzeyen biraz çift kıllı ama iki kıllı da sentetik olan fırçaları var. Elf'ten bir fırça alacağım. Hangisi derseniz bunu almanızı tavsiye ederim. Bunlar da kalıyor. Son iki fırçamız Real Techniques'in 300 numaralı bu Rose Gold serisinden bir allık fırçası. Çok böyle elimin gittiği bir fırça olmadı ne yazık ki. Bunu da verileceklere ayırıyorum. En sevdiğim allık fırçalarından biri Nars'ın 7 numarası. O kadar doğal bir uygulama yapıyor ki en böyle cafcaflı, en fosforlu allığı bile yanağınızda daha doğal bir uygulama yapabiliyorsunuz bu fırçayla. Çok çok sevdiğim bir fırçadır. Şimdi sıra far fırçalarına geldi. Far, eyeliner, ruj fırçaları. Şu seti ilk önce ortadan kaldırayım. O deminki bahsettiğim Japonesque markasından şöyle bir set almıştım. İçinde 5 tane fırça var. Düşündüğüm gibi çıkmadı. Özellikle yüz fırçası bir felaket. Hani böyle çantamızda hep fırçalar tek atamazsınız, kirlenir vesaire. Şu şekilde kendi kutusunda çantanızı atabiliyorsunuz. Konsept çok güzel ama yüz fırçasının kalitesi bir felaket. Kutusunu çok sevdiğim için saklayacağım bunu da. Elimde gördüğünüz fırçalar Elf Cosmetics'in beyaz en uygun fiyatlı Amerika'da 1 dolara satılan fırçaları. İnceleme videosu da söylemiştim. Hiç beğenmediğim fırçalar. Ama aralarda FX makyajları yaptığım için bunları FX malzemelerinin olduğu yere koyacağım. Fırçadan boyayı temizlemenin zor olduğu makyajlarda falan feda etmek amaçlı kullanabilirim. FX makyajında kullandığım fırçaları da şöyle ayırıyorum. Hani bunları göstermeyeceğim size. Kalitesini çok beğenmediğim fırçaları FX ürünleri olarak kullanıyorum. Bu kutuda o malzemeler var. The Balm'ın far fırçaları. Zamanında fırçalar böyle
indirimde 15 liraya indiği zaman filan almıştım. Fırça kalitesi çok iyi. İki tarafının da fırça olması biraz saklama açısından kötü oluyor. Aslında fırçaların kalitesi çok iyi. Gündelik makyajımda en çok kullandığım fırçalar bunlar. Zoeva'nın 231'i, MAC'in 210 eyeliner fırçası. Zoeva'nın 240'ı böyle incecik kirpik dibine koyulaştırmanızı sağlıyor. Yine MAC'in 212'si, kaş altına çok güzel kapatıcı geçebiliyorsunuz. Göz altını koyulaştırabiliyorsunuz. Real Techniques'ten sevdiğim herhalde tek göz fırçası budur. Far uygulamada en çok sevdiğim MAC'in 239'u. Göz makyajında detay uygulamalarında yine çok sevdiğim bir fırça. Bobbi Brown'un aslında Smoky Eyeliner fırçası olarak geçiyor ama ben göz makyajına lokal koyultmak için kullanıyorum. En sevdiğim karıştırma fırçalarından biri Zoeva'nın 224'ü ve bir diğeri de MAC'in 286'sı. Şunu da çok seviyorum. Sigma'nın Pinpoint kapatıcı fırçası. Çok küçük bir nokta şeklinde fondöten kapatıcı uygulamanızı sağlıyor. F68 kodu. En eski fırçalarımdan biri. Coastal Sands'ın bir fırçası. Formu çok güzel. Göz içimi aydınlatmakta her makyajda bunu kullanıyorum. En çok beğendiklerimden devam ediyorum. Göz makyajında geniş bölgeye far uygulamak için ya da ten rengi far geçmek için Sigma'nın bu E50 fırçası da çok çok güzeldir. En sevdiğim karıştırma fırçalarından bu da Zoeva'nın 228'i. Şöyle devam edelim. Real Techniques'in bu eyeliner çekme umuduyla aldığım ama kalitesini çok beğenmediğim fırçası. Bu da bunu atılacaklara ayırıyorum. Sigma'yı fırça olarak seviyorum ama her markada olduğu gibi bu markada da sevmediğim ürünler var. Bu eyeliner E05 fırçası. Kıl yapısı da bir acayip. İstediğim böyle jilet gibi eyeliner'ı çekmemi sağlamadı. Sevdiğim bir fırça değil. Bunu da ayırıyorum. Real Techniques'in shading brush'ları. Bunları da ben krem far uygulamada çok başarılı buluyorum. Bunları da saklayacağım. Real Techniques'in bir başka fırçası. Bu biraz sümükümsü olanlardan. Çok sevdiğim bir fırça değil. Ne doğru düzgün renk koyabiliyorsunuz ne doğru düzgün karıştırabiliyorsunuz. Çok sümükümsü böyle bir fırça. Ayırıyorum gideceklere. Sigma'nın E54 fırçası. Renk oturtmak için güzel bir fırça. Eyeliner'da değil ama far uygulamasında kullanıyorum. Bu da kalacak. Bu fırça da Smashbox'ın bir setinden çıkmıştı ama fırça kalitesi çok başarılı. Seyahatlerde vesaire kullanılabilecek bir fırça. Bunu da saklayacağım seyahat ürünleri köşesine. Bir tane daha Elf'in ve NYX'in fırçası çıktı. Bunları FX bölümüne atıyorum. Real Techniques'in şöyle o gri serisinde ince güzel bir eyeliner fırçası var. Bu da başarılıdır. NYX'in karıştırma fırçası bu da başarılı bir fırçadır. Bu formu ben çok seviyorum. Bu da MAC'inki 228 olanı. Bu da güzeldir. Japoneskin Narsink'ine benzeyen bir fırçası var. Aynı formda çok oldu. Bunu da verileceklere ayırıyorum. Şöyle devam edelim. Real Techniques'in bir başka eyeliner fırçası. Hiç beğenmediğim bir eyeliner fırçasıdır. Bunu da FX tarafına şöyle koyuyorum. Yine Sigma'nın bir eyeliner fırçası ama formunun bozulduğunu görebiliyorsunuz. Bunu atılacaklara koyuyorum. MAC'in 210'un yenisini almıştım. O var. NYX'in bir eyeliner fırçası var. Bu da çok başarılıdır. Morphe'den bir böyle açılı eyeliner fırçası almıştım. Gene Zoeva'nın 310 kirpik dibini koyulaştırmak için böyle lokal eyeliner uygulayabileceğiniz bir fırçası var. Bu da Nars'ın bayağı güzel, incecik. Tek bir dudak fırçam var. O da MAC'in bu asansörlü 318 numarası. Harika bir fırça. Herhalde 6-7 senedir kullanıyorum. Çok severim. Bu da kalıyor. MAC'lerden gidelim. Meşhur 217 karıştırma fırçası. Kaş doldurma fırçası 263 numaralı. Bunları da çok severim. Sigma'nın kalem fırçası ile MAC'inkinin arasında, MAC'in 219'u arasında fark var. MAC'inki birazcık hıtır hıtır kalıyor. Sigma'nınkini ben daha çok seviyorum. Bunlar kalıyor. MAC'inkini vermek üzere ayırıyorum. Real Techniques'in karıştırma fırçaları var. Elimde çok fırça oldu. Bunları da vermek üzere ayırıyorum. Nars'ın şöyle bir açılı fırçası var ama bu daha geniş farkındaysanız. Ben bunu kaş dibine aydınlatıcı sürmek için çok beğenirim. Sevdiğim bir fırçadır. Beğenmediğim bir fırça daha. Bu da Sigma'nın E45 numarası. Çok kullandığım bir fırça değil. Bunu da FX bölümüne ayırıyorum. En sevdiğim kaş tarama fırçası Beauty and Rush'ınki. Biraz böyle açı da verdim. Acayip güzel kaşları tarıyor. NYX'inkinden o kadar memnun kalmadım. Kötü değil de Beauty and Rush'ınkini daha çok kullanıyorum. NYX'in kalem fırçası bu da güzeldir. Zoeva'nın gene diğer küçük detay fırçaları gibi. Çok olunca
önce yıkamanız gerekmiyor ya, o yüzden seviyorum. Bu da ince bir kapatıcı uygulamanız gerektiğinde çok başarılı. Real Techniques'in şöyle bir acayip kalın bir eyeliner fırçası var. Eyeliner fırçasının bu kadar kalın olması biraz saçma aslında. Bunu FX malzemelerinin oraya koyuyorum. Bobbi Brown'un Mac'inkine benzeyen bir fırçası var. Bu da başarılıdır. Bunu da saklıyorum. Naskita'nın o Deniz serisinden hiç kullanmadığım bir fırça. Bunu da sizin için ayırıyorum. Sigma'nın karıştırma fırçası. Real Techniques'in bu iki fırçasını da çok kullanmıyorum ama FX makyajlarını da kullanabilirim. Bunları da FX tarafına koydum. Elimde Sigma'nın E25'i Body Shop'tan almıştım. Aldığım ilk göz fırçalarından biri bu olabilir. Altı çok geniş olduğu için zor sığıyor bir yerlere. Verileceklere ayırıyorum bunu da. Sigma'nın kapatıcı fırçası. Bak, bu kapatıcılara karışmış. Bu da çok güzel bir fırçadır. Zaman zaman ben de kullanıyorum ama en iyi karıştırma fırçası olduğunu düşünmüyorum. Mac'in 224'ü de var. Bunlar kalıyor. Real Techniques'in şu açılı far fırçası. Bunu da çok kullanmıyorum. Şu iki Real Techniques'i gene FX bölümüne atıyorum. Sigma'nın şöyle bir far fırçası var. E20. Bu da çok güzeldir. Yine Sigma'nın E35 fırçası. Bunların hepsi kalacak. Mac'in 266'sı, bu da kalıyor. Bir de Anastasia Beverly's'in böyle çift taraflı bir fırçası var. Bu far paletlerinin içinden çıkan. Bu da kötü değil. Bir tane daha Anastasia Beverly's'in paletlerinden çıkan ikili bir fırça var. Bu da güzeldir. Bunu da saklayacağım. Sigma'nın far fırçalarından biri. Bunu da çok severim. Beauty & Rush'ın şu iki fırçasını çok kullanmadım. Bunu da verileceklere ayırıyorum. Sanıyorum Naskita'nın serisinden. Çok beğendiğim bir fırça olmadı. Bunu yıkamayı unutmuşum. Bunu da verileceklere ayıracağım yıkadıktan sonra. Bir başka Sigma fırça E39. Bunu da çok severim. Zaman zaman bu NYX'in 16 numara. Bu da geniş bir karıştırma fırçası. Onu da kullanıyorum. Beauty & Rush'ın 16 numarası. Bu da çok kullandığım bir fırça değildi. Bunu da ayırıyorum. Rimelsiz gözükmek istediğiniz zaman da doğal rimel uygulamanızı sağlayan bir fırça. Bununla rimel uygulayabiliyorsunuz. Değişik bir fırça. Bunu saklayacağım. Son olarak Sigma'nın karıştırma fırçası var. E40 fırçası. Bu da güzeldir. Bunları da saklayacağım. Başta gördüğünüz fırça yığınından şöyle bir kutuya indirgemeyi başardım. Şimdi bu kadar fırçayı arkadaşlarım için ayırdım. Buradaki hiç kullanılmamış fırçaları da bölerim. İki takipçime hediye ederim. Bir kişi için fazla olur çünkü iki kişiye yetecek kadar fırça var burada. Bunları kazanmak için tek yapmanız gereken YouTube kanalımı ve Instagram hesabımı takip etmeniz yeterli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta iki video yüklüyorum. Bildirimleri de açarsanız yeni video yüklediğimde haberiniz olmuş olur. Eğer fırça ihtiyacınız varsa da yorumlara yazın. Yorumlardan bir takipçimi seçip ayırdığım fırçaları da ona gönderirim. Sadece kanalıma abone olmanız ve videonun altına yorum bırakmanız yeter. Favoriniz olan fırçaları da yazabilirsiniz. Böylelikle hepimiz okuyarak öğrenmiş oluruz iyi fırçaları. Şimdilik öpüyorum sizleri. Bir sonraki videoda kısa süre sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.